de ilk senetle de alışveriş. Milliyetim de bir bakalım. İtirafçı'nın oğlu Milliyete konuştu diyor. Ona artık baba demem. Narin'in cesedini para karşılığı muteramcasının alıp deriye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın oğlu artık o insana baba demem. Altı kardeşiz ve bunu yapan babamız olduğuna inanmak istemiyoruz dedi değerli izleyiciler. 200 bin lira verip e, Narin'in cesedini üzerine 15-20 kilo taş koyarak deriye bırakan. Bahtiyar değerli Nevzat Bahtiyar'ın oğlu biz onu artık baht, e, baba demeyiz dedi. Bu arada Bahtiyar'ın oğlu Ferhat da e, babamın tek bir hareketinden şüphelenmedik. Aileyle birlikte günlerce narini aradı. Şoktayız ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Evde aramızda narine dair bir konuşma olmadı hiç. Çünkü ailece aramalara eşlik ettik diyor. Bu saatten sonra o insana baba demem biz de altı kardeşiz ve bunu yapanın bizim babamız olduğuna inanmak istemiyoruz dedi değerli izleyiciler. Bu arada ön otopsi raporu çıktı. Ön otopsi raporuna göre Narin'in içinde bulunduğu çuvalda cesede ait olduğu değerlendirilen kaval kemiği bulunduğu cansız bedeninden 91 örnek alındığı çürüme başladığı gerekçesiyle ölüm şekli ve zamanın belirlenemediği belirtildi. Tabi bu arada yazışmalar da var. Narin'in amcası Salim Güran'ın WhatsApp konuşmalarını özel bir yazılımla sildiği ortaya çıkmıştı. Uzmanlar bu yazışmaların Geri getirilip geri getirilmeyeceğini milliyete anlat. Uzmanlara göre bu yazışmalar özel bir yazılımla silinmiş olsa da erişilip kurtarılabilir diyor. Peki Narin'e kim neden kıydı? İşte En temel soru bunlardan biri bu değerli izleyiciler. E, 25 kişi gözaltında. Baba bırakıldı dendi ama babanın da bırakılmadığını söyleyelim. Narin istismara mı uğradı? E, temel sorulardan biri bu. İki kardeşin yani babayla amca arasında bir arazi anlaşmazlığı mı vardı? Muhtar amcanın buradaki rolü ne? Narin kimin kızı? Yani acaba amcadan mı? DNA testi yapılacak ondan mı? Ya da anne ile amca arasında bir şey mi gördü? Aile köylüye baskı mı yaptı? Narin ne gördü? Bunların hepsi soruşturuluyor. Bir başsavcı vekili, 3 savcı, toplam 7 savcı, 8 savcı şu an bu olayı derin bir şekilde inceliyor. İtiraflar zaten yavaş yavaş geliyor. Ee, birkaç gün içerisinde bu Narin kızımızın niçin? öldürüldüğü vahşice katledildiği de ortaya çıkmış olacak.